Artı TV'den tekrar merhabalar sevgili izleyiciler. Gün başlıyorum. Son saatindeyiz. Konuğumuz bugün Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Kenan Kocatürk. Kenan Kocatürk yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Merhabalar. Evet, bugünkü davet nedenimiz çok önemli bir uluslararası toplantı başlayacak. 9. Türkiye Yayıncılık Kurultayı online programı açıklandı diye haber gelince hemen biz de programa aldık, davet ettik. Teşekkür ederiz geldiğin için. Şimdi önce bu sene 9.sü yapılacak olan yayıncılık kurultayında şimdiye kadar neler yapıldı? Bu kurultayda neler konuşulacak ve farkı diğerlerine göre nedir? Öncelikle çok teşekkür ederim Nazım abi davet ettiğiniz için. Dokuzuncusunu yapıyoruz. Her 2 yılda bir Türkiye Yayıncılar Birliği yayıncılıkla ilgili temel meseleleri tartıştığımız, hem sektörün önemli yayıncıları ve paydaşlarıyla beraber tartıştığımız ve çözüm önerileri aradığımız, ister kamuya ister kendi aramızda çözüm önerileri aradığımız toplantılar yapıyoruz. Bu sene Nisan ayında yapacaktık. Fakat Nisan ayındaki pandeminin, salgının, dünyadaki başlayan salgınla beraber ertelemiştik. Fakat öyle gündemimiz yoğun geçti ki birçok toplantılar yaptık. Bazı gündeme alınmamız gereken toplantılara baktığımızda dedik ki biz bunu yayıncılık kurultayı olarak tekrar planlayalım ve online yapalım. Ama online yapmanın çeşitli faydaları da vardı. Bu faydaların içerisinde dedik ki dünyadan da arkadaşlarımızı, yayın dünyasının önde gelen insanlarını davet edelim ve onların da bu pandemi sonrasındaki yayıncılık ne şekilde gelişecek? Bu şeyin farkı bu olsun bu sefer. Çünkü birçok şeyi değiştiriyor. Sadece bizde değil, bütün dünyada bu salgınla uğraşıyoruz ve bu salgının getirdiği sorunlarla aslında edebiyatın iyileştirici gücüyle baş edebilmenin yolunu buldu bir sürü insan. Acaba dünyanın önemli edebiyatçıları, önemli yayıncıları da bizimle beraber olur mu dedik. Ve onları da davet ettiğimizde onlar da bize videolarıyla katıldılar. Türkiye'den de kendi yazarlarımız, bizim kendi yerel yazarlarımızın da katılacağı toplantılar olacak. Programı şöyle planladık Nazım Bey. Başlangıcında fotoğrafını da gördüğünüz Uluslararası Yayıncılar Birliği Başkanımız Hugo Setzler bize bir seslenecek. Ama bu toplantıyı biz toplantılarımızı planlamasında 18 yıl önce başkanımız aramızdan ayrılan Çetin Tüzüner'in anısına atfettik bu toplantımızı. Onunla ilgili bir videomuz olacak. Ondan sonra da çok önemli bir yazar Amin Maluf bize pandemi sonrasında dünyadaki yayıncılığın ve edebiyatın bize neler getireceğini anlatacak bir konuşma yapacak. Arkasından da panellerimize geçeceğiz. İlk panelimiz de dünyada pandemi sonrasında yayıncılık nasıl değişecek, nasıl evrim geçirecek? Burada da Uluslararası Yayıncılar Birliği'nin, Bağımsız Yayıncılar Birliği'nin başkanlarından Laura Hanım bizimle beraber olacak. Yerli konuşmacılarımızın içinde Ahmet Ümit bizimle beraber olacak ve yayıncı arkadaşlarımız, hemen hemen her sektördeki yayıncı arkadaşlarımız, çocuk yayıncısı, kültür yayıncıları, eğitim yayıncıları, akademik yayıncılar ve yazarlar ve çevirmenler bu yeni dönemde nasıl şekillenecek edebiyat ve yayıncılık onu konuşacaklar. Bir sonraki toplantımız dijital olarak dünyadaki gelişmeler yayıncılığı nasıl etkileyecek, bizde nasıl etkileyecek? E-kitaplar, sesli kitaplar hayatımızda nasıl yer alacak? Bunları konuşacağımız bir toplantı olacak. Bu toplantının arkasından ise telif hakları nasıl gelişecek? Dünyadaki telif haklarının gelişmesiyle ilgili bizim ülkemizden yazarlardan Burhan Yıldırım konuşacak ama dünyanın önde gelen telif hakları uzmanlarından Lynette Owen konuşacak. Olof Stockman diye bir arkadaşımız var, o konuşacak ve kendi aramızda da tiyatroculardan yayıncılık birbiriyle kesişen, diğer disiplinlerle kesişen bir sektör olduğu için sesli kitaplarda tiyatrocularla birlikte çalışıyoruz. Seslendirme sanatçılarıyla Mert Fırat bizimle olacak diğer şeylerden Bir beraber. ola istiyorum Kenan senden. Çok Tabii. teşekkür ediyorum. Şimdi sen lütfen orada kal. Bir 3-5 dakika Ankara'ya gideceğiz. Meral Akşener, İyi Parti Genel Başkanı grup toplantısında konuşuyor. Onu sizlerle paylaşalım, aktarıyoruz ve sonra tekrar konumuza döneceğiz.
Erdoğan ve damadına geçen hafta ve ondan önceki haftalarda ve bundan sonra da anlaşılıyor ki süreceği görülen meşhur ballı maaş atamalarına karşılık hem Koçu Bey risalesini hem de Tunuslu Hamdullah Paşa'nın hayatını anlatan iki kitabı göndermek isterim. Ama bunu bile kendilerine hakaret sayacaklarından ve karşılık olarak iki kitap göndermenin karşılığı olarak tazminat ve garip davası açacaklar. İki gün önce ne dedi biliyor musunuz? Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına sokma hedefimize hiç olmadığımız kadar yakınız. Aynen böyle dedi. Türkiye 2019 yılında 55 milyar dolarlık milli gelirle dünyanın 19. ekonomisi oldu. 10. sıradaki Kanada'nın milli geliri ise 1 trilyon 730 milyar dolar. Türkiye 2020'de %100 büyüse dahi ilk 10 ekonomi arasına giremiyor. Mevcut evet, Meral Akşener'i dinledik sevgili izleyiciler. Tam da dinleyemedik ama bu yayın teknolojisinin sürprizleriyle ilgili. Yağmur yağdığı zaman bile televizyon yayınları gidiyor. Twitter'da da şöyle paylaşımlar oluyor. Gittiğin yağmurla gel Dijitürk ya da D-Smart diye sistemler ediyor. Biz şimdi konuğumuza dönüyoruz. Kenan Kocatürk, Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı, 9. Yayıncılık Kurultayı üzerine çok önemli şeyler söylüyor. Lütfen Kenan devam eder misin? Her satırı önemli şeyler aktarıyorsun bize, özellikle kitap dostlarına tabii ki. Teşekkür ederim. İlk günün son oturumu demin de söylemiştim. Telif hakları ile ilgili bütün bu dönemde nasıl gelişecek, yazarlar ve çevirmenler hakları nasıl gelişecek bunu konuşacağız. Yazarlarımızdan Burhan Yıldırım'la beraber telif hakları ajansları ve dünyanın önde gelen telif hakları uzmanlarından Lynette Owen bizimle beraber olacak. Ve aslında yaratıcı endüstrilerin, yani bizim hayatımızı keyiflendiren, bizi hayal dünyalarına götüren, bizi bilgilendiren kitabın aslında bir fikri mülkiyet olduğunu da anlatan ve bu fikri mülkiyetle de beraber aslında kültürel çeşitliliğimizle beraber bizi başka bir dünyaya götüren meselenin arka planını konuşacağız son oturumda. Ertesi gün, ikinci gün çok hoş bir konuşma bekliyor, açılış konuşması bekliyor bizi. Alberto Manguel konuşacak. Biliyorsunuz Arjantinli bir yazar ve onun Türk edebiyatıyla kesiştiği günleri anlatacak. Kendi gençliğinde Pablo Neruda'yı anlatacak. O kesişmeyle beraber kitabın iyileştirici gücünü, kitabın bu salgın günlerinde bizim hayatımızda neleri iyileştirdiğini ve nasıl bize kendimizi iyi hissettirdiği üzerine uzun bir konuşması olacak. Arkasından kadınların kültür dünyasında, yaratıcı ekonomilerde ve kitap yayıncılık sektöründeki kapsayıcılığı ve içinde yarattığı etkisini anlatmak üzere geleceğin Uluslararası Yayıncılar Birliği Başkanı Bodur El Kasim'i, şu anda ikinci başkanı Uluslararası Yayıncılar Birliği'nin, onun kadınların yayıncılık dünyasındaki gücü ve etkisi üzerine konuşmasını dinleyeceğiz. Arkasından da belki de en can alıcı noktalardan bir tanesi yayın evinden okura giden yolda tedarik zinciri dediğimiz dağıtım mekanizmalarının, online kitap satışlarının, kitap evlerinin yaşaması, kültür ve sanatın, kültürel çeşitliliğin bir arada olması meselesiyle ilgili tedarik zincirini konuşacağız. Yani onda nasıl değişiklikler olacak? Olacak mı, olmayacak mı? Kitap evlerinin hayatımızdaki önemli yeri devam edecek mi? Bunları konuşacağız yayıncı arkadaşlarımızla. Burada çok önemli, ilginç fikirleri olan eski Uluslararası Yayıncılar Birliği Başkanı, İngiliz yayıncı Richard Charkin'in çok önemli, ilginç tespitleri, o tespitleri de tartışacağız.
Ondan sonraki panelimizde ise İtalyan Yayıncılar Birliği Başkanı'nın güzel bir bizimle bir videosu olacak. O videodan sonra da biz de dünyadaki yaratıcı endüstrilerin ya da basılı kitap ekonomisinin kanunları var ve onları ayakta tutan kitap evleriyle, kütüphanelerle, kamunun halk kütüphaneleriyle, belediyelerin yerel kütüphaneleriyle onları ayakta tutan kanunları var. Bu kanunların Türkiye'ye gelmesinde gelirse ne gibi, bu kanunları biz de burada çıkarma noktasındaki çalışmalarımız olsa ne gibi etkiler olacak? O kültürel çeşitliliğin ayakta kalması, her yeni yazarın sektöre girmesi, yayıncıların buralarda iyi şeyler üretmesinin önündeki engelleri bu yazılı kültürü koruma kanunları ne şekilde geliştiriyor ve ilerletiyor onu konuşacağız. Son oturumumuz ise çok önemli bir şey, konu. Bildiğiniz gibi okuma kültürü bütün dünyada yayıncılık sektörünün temel aldığı önemli meselelerden bir tanesi ve ülkelerin gelişmelerini, insanların eğitimlerinin gelişmesini ve eğitimdeki çabalarının başlangıcı okuma kültürüyle başlıyor. Okuma kültürünün önündeki sorunlarımız nedir? Geleceğe giderken okuma kültürünün geleceği ne olacak diye bir tartışma programı var. Bu programın çok önemli uluslararası konukları var. Bu konuklardan bir tanesi, biliyorsunuz PISA sınavlarında Türk çocuklarımız okuduğunu anlamada 15 yaşındaki çocuklarımız 40. sırada, dünya ortalamasının ve OECD ortalamasının çok gerisinde. Oranın eğitim direktörü Andreas Scheler bize ilginç önerilerde bulunacak. Okuma kültürünün eğitimdeki yeri nedir? Kitabın eğitimdeki yeri nedir? Onu anlatacak bize. Rekabetçi bir nesil için kitabın önemini anlatacaklar. Ayrıca Almanya'nın Okuma Kültürü Vakfı başındaki Jorge Mas bizimle beraber olacak. Fakat çok önemli edebiyat öğretmenleriyle beraber yazar Yekta Kopan da medyada ve diğer alanlarda okuma kültürünün önemi ve nasıl geliştirileceği konusunda bizimle fikirleri olacak. Adnan Ötüken Kütüphanesi'nin müdürü arkadaşımızın çok ilginç çalışmaları var, Halk Kütüphanesi'nin. Onun bize bilgileri olacak, aktaracağı bilgiler olacak. Son konuşmada ikinci günün son konuşmacısı da Muratan Mungan olacak. Kapanış konuşmasını yapacak Muratan Mungan. Aslında bu kurultayında teması olan umut meselesinin hayatımızda ne şekilde edebiyatla beraber var olduğunu ve nasıl geliştiğini üzerine belki de bir şeyler anlatacak. Sonunda da bir kapanış bildirgesiyle beraber bu bildirgeyi de yayınlayarak bu dönemdeki pandemi sonrasındaki yayıncılığın ve kitabın önündeki serüveni anlatacağımız konularımızı da anlatmış olacağız ben. Peki bu toplantı şimdi eski bir hastalık olmasaydı muhtemelen büyük bir otelin kongre salonlarında yahut işte bir kültür merkezinde olabilirdi. Şimdi bu nerede yapılacak ve buna katılmak isteyenler, öğrenmek isteyenler anlattığın şeyleri nasıl takip edecekler? Çok kolay olacak. Bir kere bu bir webinar dediğimiz Zoom üzerinden bir programdan yayınlayacağız. Fakat bu programı elinde bulunduramayanlar aynı zamanda YouTube'dan ve Facebook'tan da Türkiye Yayıncılar Birliği'nin sosyal medya hesaplarını bulup incelerlerse bütün bunlara katılabilecekler. Tabii şöyle bir faydası var Nazım Bey. Biz şimdi editörlük atölyeleri açıyoruz. Çok ilginç bir şey oldu. Fransa'dan, Çin'den öğrenciler geldi. Şimdi birdenbire sınırları kaldırdığımızda bu kongreye eskiden sizin dediğiniz gibi kapalı bir alanda, bir otel şeyinde olacak olduğunda fiziksel koşulları buna el vermeyen, uzakta olan bir sürü insanımız gelemiyordu. Ama şimdi herkesin izleyebileceği, gelebileceği bir ortam yaratıldı belki bu pandeminin getirdiği şeyle. Şu ana kadar aldığımız kayıtlar bizim hiçbir kongrede gelenimizin bu kadar olmadığı bir kayıtla karşı karşıyayız. Bu da bize şunu gösteriyor. İki şey var. Okurumuzun kitapla çok ciddi bir bağı var. İkincisi bu webinardaki toplantıya gelecek uluslararası yayıncılar ve konuşulacak olan konulara birçok insanın ilgisini çektiği ve birçok insanın da kayıt yaparak bu kurultayı izleyeceğini görüyoruz ki bu da bizim açımızdan çok sevindirici bir şey. İyilik de bulaşıcıdır diyoruz ya, bu bulaşıcılığı kitap bize sağlıyor, edebiyatın gücü sağlıyor. Umarız bu edebiyatın gücü ve sağladığı sağlıkla da bu sağlıksız ortamlardan sağlıkla çıkarız diye düşünüyoruz. Onun için buradan evet, şöyle bir şey söyleyeyim. Sizin sorduğunuz soruyu... Istiyorum. Tabii buyurun Nazım Bey.
Sempozyumun dili ne olacak? Şimdi salonda olduğu zaman çeviri cihazları vardı. Herkes kendi evet. dilinde, genellikle İngilizce konuşuluyordu. Ve çevirilerle salona yayılıyordu. Şimdi nasıl olacak? Şimdi şöyle olacak. Çok güzel bir soru sordunuz Nazım Bey. Bir kere sempozyumun dili Türkçe. Bütün bu size sözünü ettiğim yazarlar ve uluslararası yayıncılardan önceden konuşmalarını videoyla aldık. O videoların altına çevirilerini yaptık ve konuşmaları sırasında onlar kendi dillerinden Amimolu Fransızca konuştu. Kendi dillerinden diğer şeyler İngilizce konuştu. Kendi dillerinden konuştular ama biz onların konuşmalarının altına altyazıyla konuşmalarını çevirerek dil bilmeyenler ya da çeviriye ihtiyaç duyduğumuz noktalarda da onlar da onları konuşacak. Ve bunları zaten kaçıranlar olursa sakın üzülmesinler. Bunları biz sosyal medya kanallarımızda YouTube'da tekrar tekrar yayınlayacağız. Güzel. Devam et lütfen. Kenan şeyi aktarıyordun. Yine içerikle ilgili bilgi veriyordun. İçeriklerimizin tabii bu verdiğimiz bilgilerin içinde şöyle bir noktası var. Biliyorsunuz kültürel çeşitlilik dediğimiz şey sadece bizim online'dan kitap almamızla olmuyor. Kitap evlerinin çok önemli bir gücü var. Bütün dünyada da çok önemli bir gücü var. Bizim buradaki tartışacağımız konulardan bir tanesi de pandemi sırasında aslında şöyle ilginç bir şey oldu. O günlerde sizinle de konuşmuştuk. Yayın evleri birdenbire kapanan kitap evleri yüzünden yeni yayınlarını ve dağıtıma sunacakları yeni yayınlarını çıkarmamışlardı. Şimdi yavaş yavaş çıkarmaya başladılar ve yavaş yavaş da kitap evleri de açıldı. Ama açılan kitap evleriyle beraber hijyen koşullarını da sağlayan kitapçı arkadaşlarımız okurlarını dükkanlarına beklemeye başladılar. Aslında bütün dünyada niye kitap evleri önemli meselesi tartışılıyor? Tartışılırken de çünkü kültürel çeşitliliğin hemen hemen her yeni çıkan yayını da bizim görebildiğimiz yerlerden bir tanesi de kitap evleri. Fakat bu kitap evlerinin yaşayabilmesi için bizdeki gibi olan yıkıcı indirimler batıda yok. Bunun nedeni de onların kendi kanunları var. Sabit fiyat kanunu dedikleri ya da yazılı kültürü koruma kanunları var. Bu kanunlar çerçevesinde kültürel çeşitliliği sürdürdükleri bir yapı var. Oralarda da online satışlar var ama bizdeki gibi böyle çok yüksek indirimler olup da kitap evlerini zor durumda bırakacak olan satışlar değil bunlar. Bu konuyu kurultayın ikinci gününde çok yoğun şekilde tartışacağız. Ama birinci gününde bu konunun dışında birinci günde demin de konuşmamda söyledim. Katılan uluslararası yayıncıların da ve edebiyatçıların da bize söyleyecekleri şeyler bugün bu dünyada yaşanan bu salgın, bu felaket belki de hepimiz için yaşanan bir şey ama gene de burada bizi ayakta tutan edebiyattır, kitaptır. Eğitimde de mesela bugün şey tartışılıyor artık. Hani eskiden çok iyi öğretmenlerle eğitim yapılıyordu. Bugün acaba bu dijital gelişmeyle beraber önce iyi içeriklerin, bu iyi içeriklerin sunulmasıyla çocuklara ve gençlere hem ilk öğretimde hem orta öğretimde hem üniversitelerde bu iyi içeriklerin geliştirilmesi meselesinde telif hakları olmadan açık kaynaklarla bu şeylerin gelişemediği görüldü ki ve bugün de artık telif haklarının geliştirilmesi ve yayıncılığın geliştirilmesi ve kültürel çeşitlilik açısından da eğitimden bilim eğitimde bilimin ve edebiyatın önemi açısından da bu çok belirgin şekilde ortaya çıktı bu pandemi sırasında. Onun için de yayıncılara, yazarlara, çevirmenlere ve çizerlere çok önemli görevler düşüyor bu yaratıcı ekonominin gelişmesi, yaratıcı dünyanın gelişmesi açısından. Ama aynı zamanda kamuya da bir ödev düşüyor. Burada kütüphanelerimizi yaygınlaştırmalıyız. Milli eğitim sınıf kitaplıklarını yaygınlaştırmalı, okul kütüphanelerini yaygınlaştırmalı, halk kütüphanelerimizin sayısını çoğaltmalıyız. Yerel yönetimler kültüre ulaşma konusunda nasıl fen işlerinin bir görevi varsa kültür işlerinde bir görevi olmalı ve oralarda yayınlara insanların rahat ulaşabilmeleri için özellikle kreşlerde çocukların gelişimi, kişisel gelişimi için resimli kitapların oralarda olabilmesi için kütüphaneler açmalı, gezici kütüphaneler açmalılar. Bütün bunları aslında tartışacağımız bir kurultay olacak bu kurultay. Bu kurultayın içerisinde çıkaracağımız derslerden bir tanesi de belki de farklı farklı görüşlerin bir arada ya gelerek tartıştıkları ve bir yeni yol arayışlarını, yeni çıkış yollarını bulmaya çalışmamıza neden olacak olan bir kurultay olacak. Umarım buradan yaşadığımız şeyler açısından hem kitap evlerinin, hem yazarların, hem çevirmenlerin, hem çizerlerin, hem de insanımızın kitapla olan bağını güçlendiririz ve kitabın da önemi meselesi de zaten hani biz
önemli olduğunu görüyoruz. Bu önemi açısından da çok güzel şeyler olacağını düşünüyorum ben. Buyur lütfen. Buradaki katılanlar olursa görecekler. Ben önceden videoları izlediğim için şimdi çok böyle önden kuple vermeyeyim. Ama çok önemli edebiyatçıların çok güzel şeyleri olacak. Türk okuruna ve mesajları olacak. Belki de bu kurultay dünya yayıncılığı açısından da önemli. Çünkü bunu söyleyen arkadaşlarımız da var, uluslararası arkadaşlarımız var. Çünkü uluslararası dünyanın da belki ilk online kurultayını yapıyor olacağız. Bu da çok önemli bir şey. Mesela Amerikan Yayıncılar Birliği Başkanı bizi bu talebimizi gördüğünde çok şaşırmıştı. Maria Palante diye dünyanın önde gelen önemli yayıncılarından biridir. Bizi tebrik etti. Bu toplantıyı online yapıyor olmamıza kendisini davet etmemiz nedeniyle de. Bu anlamda da belki başka ülkelerin yayıncılarına da örnek olacak bir kurultay yapıyoruz aslında. Bu kurultay yani da hani... Bu. Evet, online olarak yapılan kurultaylardan ilki ve belki de onlara da böyle bir fikir açabilir, ufuk açabilir diye düşünüyoruz. Hatta bu toplantıların bir kısmını uluslararası dünyadan arkadaşlarımızın da izleyeceğini görüyoruz zaten. Bunun önemini çok önemli buluyoruz. Mesela eski Uluslararası Yayıncılar Birliği Başkanı ve İngiliz yayıncılarının önemli bir yayıncısı olan Richard Charkin, edebiyatın ve yayıncılığın toplumları nasıl değiştirdiği ile ilgili tarihsel gelişmeler içerisinde çok önemli bilgiler verdi. O bilgiler ışığında bakıldığında aslında önemli de ipuçları da veriyor bize. Hani toplumların gelişimi ya da bu gelişimin içerisinde kitabın ve yazılı kültürün nasıl hayatımızı değiştirdiğini ve geliştirdiğini aslında hepimiz bilmekle beraber bugünlerde belki de hani bilimsel anlamda içeriklerin geliştirilmesi meselesine dijitalleşmenin ve bugün bu getirilen yeni pandemi sonrasındaki ortaya çıkacak olan dijital dünyanın gelişmesiyle beraber belki de içeriklerimizin daha fazla ulaştırılması, sınırların ortadan kalktığı koşullar içerisinde ulaştırılmasına da fayda sağlayacağını, belki bizim de kendimizi geliştirme anlamında çok önemli fırsatlar yaratacağını da söylüyoruz hep beraber. Bu anlamda bakıldığında belki de sesli kitapların, hele hele bugün 6-7 milyon insanımızın yurt dışında yaşadığı koşullar içerisinde sesli kitaplarımızın yavaş yavaş basılı kitaplar gibi yayınlanıyor olması, e-kitapların istediğimiz kadar olmasa bile yayınlanıp sınırlar ötesinde insanların rahatlıkla okuyabileceği bir format haline geliyor olmasını da tartışacağız bu kurultayda tabii. Ama bütün bunlar açısından bakıldığında Türkiye yayıncılığı da, bağımsız yayıncılığı da bugün yaklaşık yılda 68 bin yeni kitap üreterek 61 bini basılı kitap olan 6 bini de sesli kitap ve e-kitap olan bir yayıncılık dünyamız var. Bu yayıncılık dünyamızın getirdiği çerçeveyle de bakıldığında aslında bağımsız yayıncılığımızın önemli şekilde geliştiğini ve bu gelişmeyle de beraber yılda 423 milyon civarında kitap üretiyoruz. Bu pandemi sırasında da bizim beklediğimiz şekilde sert düşüşler yaşanmadı. Belki de başka sektörlere göre bizim bir şansımız oldu. Çünkü ben hep söylüyorum, Türk okurunun yayıncısıyla, yazarıyla, çevirmeniyle çok sağlam bağları var. O bağlarıyla beraber de bizim başlangıcında %63 oranında düşmüş olan kitap satışlarımız, online'daki insanların evlerde kaldıklarında ve evlerinde çocuklarıyla beraber kitap okuduklarında ve edebiyata sığındıklarında birdenbire online'daki kitap satışları %100 arttı ve online kitap satışı hizmeti veren siteler ve yayıncıların kendi siteleri bu siparişleri karşılamakta bir ara zorlandılar. Çünkü beklenmedik şekilde bir siparişle karşı karşıyaydı. Bu da çok önemli ve iyi bir şey aslında. İnsanların da iyileşmesine, bizlerin de işini sürdürmesi anlamında çok önemli faydaları da oldu. Sıkıntılarımız yok mu? Var, ama bu sıkıntıları da tartışacağımız, konuşacağımız platform olarak da 9. yayıncılık kurultayımızı online yapıyor olmamız da önemli bir şey bu dönemde. Umarım bu kurultayın sonuçları ülkemize faydalı sonuçlar getirir. Çünkü bütün bunları tartışıyoruz ama bizim devletimizin ne yazık ki kültürel faaliyetler açısından bakıldığında önceliğinin hep altyapıda olduğunu ve kültürel hizmetler ve kütüphaneler ve eğitim meselesinde, kitabın önemi meselesinde yaptığımız ulusal yayın kongrelerine rağmen aldığımız kararların birçoğu hala uygulanmayı bekler durumda oluyor. Kültür ve Turizm Bakanlığımızın bütçesine baktığımızda bu bütçenin
yeterli olmadığını görüyoruz. Hele hele halk kütüphanelerine, kitap alım bütçelerine baktığımızda bunların da yeterli olmadığını görüyoruz. Aslında bu uluslararası dünya ile bir araya gelmemizde ve onların ülkelerindeki yaşanan çerçevelere baktığımızda bizlerin de neler yapmamız gerektiği konusunda bizim önümüze de bir takım görevler koyuyor. Şöyle söyleyebiliriz, Türkiye Avrupa Birliği'ne giriş süreci içinde Avrupa Birliği müktesebatı için çevirmiş olduğu kanunlar ve değiştirdiğimiz kanunların içerisinde ne yazık ki kültürü, yazılı kültürü koruma kanunlarımızı biz es geçmişiz. Belki biz yayıncıların da bir eksikliği ve kusuru olabilir ama batılı ülkeler, çağdaş ülkeler, gelişmiş ülkeler, sosyal devletler şöyle bir yapı kurmuşlar. Yayıncılığı eğitimin temelindeki bir ana gövdenin kamu hizmeti gibi görerek koruma altına almışlar ve rekabet kanunlarının içerisine sokmadan yazılı kültürü koruma kanunları çıkarmışlar. O kanunlar çerçevesinde halk kütüphanelerine, sınıf kitaplıklarına, okul kütüphanelerine, üniversite kütüphanelerine kitaplar almışlar ve bu kitapları da yayıncılardan %9 indirimle gibi komik indirimlerle, bize göre komik, onlara göre çok anlamlı indirimlerle almışlar ve bu aldıkları indirimli kitapları da okurların herhangi bir bedel ödemeden her türlü kültürel çeşitle erişebilmeleri için kütüphanelerine koymuşlar. Bu aslında onların yayıncılığının gelişmesinin, yaratıcı endüstrilerinin gelişmesinin, yazarlarının yazdıklarıyla geçindikleri ve kendilerini kışkırtıcı şekilde gelir elde etmeleriyle beraber hayatlarını sürdürdükleri başka bir kültür dünyasına, başka bir kültürel vahaya onları götürmüş ve ondan hiçbir şekilde vazgeçmemişler. Kitapçılarda da kitaplar her yerde indirimsiz satılmış ve bu indirimsiz satılmayla beraber kitap evlerinin sermayeleri artmış ve kitap evi sayısı artarak da kültürel çeşitliliği, her türlü kültürel çeşitliliği görebileceğimiz mekanlar haline dönüştürmüşler. Bütün bunlara baktığımızda aslında bir kalkınma politikasının içerisinde kültürün ve yayıncılığın ne kadar önemli olduğunu, kültürün ve sanatın ne kadar önemli olduğunu bize gösteriyor. Hatta bu pandemi döneminde de kıta Avrupa'sındaki sanata ve kültüre yapılan destekler ve hibeleri duyduğumuzda insanın imrenesi ve kıskanası geliyor. Almanya'da neler sadece mesela? Kültür ve mesela Almanya'da kültür ve sanata ayrılan hibe 50 milyar euro. Benim Almanya'da yaşayan kardeşim var, arkadaşlarımız var. Onlarla konuştuğumuzda şöyle şaşırtıcı bir bilgi aldım. Mesela Almanya'daki çevirmenler, sanatçılar ve yazarların en düşüğüne 14 bin euro hibeler yapılmış ve bu hibelerle beraber de insanlara denmiş ki evlerinizde kalın, yaratıcılığınızı sürdürmeniz için biz sizi destekliyoruz. Şimdi 14 bin euro gibi bir rakam neredeyse hani Almanya'da 6 ay insanın ömrünü sürdürebileceği bir rakam. Şimdi bizde ne yazık ki bu türlü şeyleri göremiyoruz. Batı'da bir de çeşitli vakıflarla kitap evlerinin ayakta kalması, yazarların ve kitap evlerine çok önemli destekler olması. Mesela Fransa'da daha başlar başlamaz 5 milyon euro civarında hem yazarlara hem yayıncılara hibeler olmuş. Hatta Fransa'daki Fransız Kültür Bakanı kitap evlerinin ayakta kalabilmeleri için geçen ay neredeyse her gün bir kitap evine gidip o kitap evlerindeki hijyen koşullarını sağlamış, kitap evlerine okurları davet ederek kitap evlerinin kültürel çeşitliliği yerini anlatan önemli açıklamalar yaptılar. Şimdi bütün bunlara baktığımızda, mesela Kanada'ya baktığımızda, Kanada'da çok önemli destekler var. Amerika'da vakıflar bağımsız kitap evlerinin ayakta kalması için önemli çabalar yaptılar. Yeni bir yapı kuruldu. Bookshop.org diye bir yapı kurdular ve bütün kitap evlerinin ortaklaşa kitaplarını koydukları ve buradan elde edilen gelirlerle kitap evlerine bağışlarda bulunarak kapanlı kitap evlerinin çalışanlarına ve kitap evlerine önemli mali desteklerde bulundular. İngiltere'de benzer faaliyetler sürdü ve bütün kıta Avrupası kitap evlerinin ayakta kalması, kültür ve sanat dünyasının çalışanlarının ayakta kalması ile ilgili önemli şeyler yaşandı. Bizim ülkemizde ise acı bir şey tabii, tiyatrolar kapandı, sinemalar kapandı, AVM'ler kapandı, şimdi kitap evleri kapandı. Kitap evlerinin birçoğunun çalışanları işsiz kaldı. Eğer bu faaliyetlerimizi ve kültürel hizmetlerimizi geliştiremezsek, ben sektörün, yayıncılık sektöründe yaklaşık 90 bin insan çalıştığını tespit ediyoruz. Biz yaklaşık 1 milyar civarında bir vergi üretiyoruz 90 bin istihdamla beraber. Ama sektörün buralardan alması gereken şeylere baktığımızda halk kütüphanelerine, yerel kütüphanelere,
Milli Eğitim Bakanlığı kütüphanelerine şu anda istediğimiz oranlarda kitaplar alınamıyor ne yazık ki. Bütün bunların aşılabilmesi için aslında batılı ülkelerdeki yazılı kültürü koruma kanunlarıyla beraber buraya ayrılacak olan fonların da arttırılması gerekiyor. Yerel yönetimlere çok önemli işler düşüyor. Yerel yönetimlerin de kültür hizmetlerine ve sanat hizmetlerine fayda sağlayıcı işlemler yapmaları gerekiyor. Nisan'ın ortalarında CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve 3 Büyükşehir Belediye Başkanı'nın davetiyle kültür sanat insanları bir araya geldik. Yayıncılar, edebiyatçılar, müzikçiler, sinemacılar, tiyatrocular ve onlarla ilgili yapılan önerileri geçenlerde bir Twitter'daki bir şeyde gördüm. İstanbul Büyükşehir Belediyesi kültür ve sanatla ilgili yazlık sinemalardan başlayarak konserlerin, online yapılacak olan konserlerin ve mekanların tiyatroculara ve sanatçılara verileceğini söyledi. Bunlar önemli gelişmeler. Fakat bütün bunların ülkeye yayılmasını ve bunun benzer şekilde ülkedeki kültür sanat hayatımızın zenginleştirilmesi ve buralardaki işsiz kalmış, şu anda oyunlarını sahneleyemeyen tiyatrocuların benzer şekilde desteklenmesi, aynı zamanda nasıl çevirmenlerin ve editörlerin, dışarıdan çalışan editörlerimiz ve çevirmenlerimiz ne yazık ki herhangi bir gelirleri olmadan bugün hayatlarını sürdürmeye çalışıyorlar. Onlar için batıda mesela çok önemli destekler var. Ne yazık ki kendi ülkemizde bu türlü destekleri göremiyoruz. Keşke görebilsek ve bu günleri görebileceğimiz günleri de özlemek tam başka da yapacak bir şeyimiz ne yazık ki yok. Ya bırak özlemeyi, Türkiye'de yazarlar yazdıkları nedeniyle yargılanıyorlar. Yani gazeteciler de yazar aynı zamanda. Yani gazeteciler yazdıkları haberlerden daha düne kadar mesela Yaşar Kemal gibi bir dünya edebiyat devi 1990'larda Alman Spiegel dergisine yazdığı 70 yıllık zulüm yazısı nedeniyle hem de Adalet Bakanı'ndan özel izin çıkartılarak iki kez yargılandı. Yani yazarlar için bile hani kitap toplama kararları çıkartılıyor. Kitabı poşete koydular bir dönemde, romanlar da dahildi buna. Ve hala operasyonlarda polisler suç örgütlerinin arası, suç unsurlarının arasına bilgisayarlar, kalemler ve kitapları koyuyorlar. Kitap sergileniyor, ele geçirilenler diye. Yani en azından bunun artık kitabın bir suç unsuru olmadığını, hatta daha düne kadar değil mi, bizim anlı şanlı üst düzey yöneticilerimiz kitap bombadan tehlikeli olabilir diye basılmamış kitabın yargılaması konusunda bekleyin duruş sonuna kadar demişti. O bakımdan kitabın talihsizlikleri çok fazla. Kitap okuyan insan da tehlikeli insan olarak görülüyor, öyle değil mi? Şimdi aslında şöyle bir şey söyleyeyim. İnsan hakları evrensel bildirgesi bundan 72 yıl önce imzalanmış Birleşmiş Milletler'de. İnsan hakları evrensel bildirgesinin temel şeyi diyor ki her türlü fikrin şiddet içermiyorsa, kendisini ifade etmesi, bizi rahatsız etse bile ifade etmesi önemlidir. Şimdi yayıncılık aslında bu temelin üzerinde kalkıyor, yürüyor ve bugün bütün dünyanın yayıncılık sektörlerinin önemli buldukları noktalardan bir tanesi yayınlama özgürlüğü, yayınlama ve ifade özgürlüğü. Şimdi birinci kısmı bu, ikinci kısmı telif hakları yayıncılığın. Şimdi niye yayınlama özgürlüğü diyoruz? Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Türkiye Yayıncılar Birliği 30 yıldır düşünce ifade özgürlüğü, yayınlama özgürlüğü ile ilgili raporlar düzenliyor, ödüller veriyor. Ve her yıl diyoruz ki bir dahaki yıl inşallah yayınlama özgürlüğü ile ilgili yargılanmış, dava görmüş arkadaşlarımız olmasın ve biz onlara bu ödülleri vermeyelim ve bu raporları vermeyelim. Şimdi iş öyle bir noktaya geldi ki her ne kadar bunlar azalmış olsa bile mesela Doğu Anadolu'da ve Güneydoğu Anadolu'da basın kanunu dışında bir takım kitap toplatmaları oluyor. Demin sizin söylediğiniz örgüt dökümanı olarak kitapları da oraya konuluyor. Şimdi bu toplatmalara baktığımızda aslında basın kanunu diyor ki yayıncılar kitaplarını yayınlayabilir.
yayınlanan kitapları basın savcıları inceliyorlar. Aklarında bir soruşturma varsa dava açılıyor. Ama aklarında bir soruşturma yoksa kitap serbesttir. Şimdi Anadolu'nun çeşitli yerlerinde bazı mahkemelerin kitap yasaklama kararlarını, görevleri olmamasına rağmen kitap yasaklama kararları vermeye başladılar. Bir başka gelişme ise, bir başka gelişme ise bugün Aile ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bir muzur kurulu kanununda bir değişiklikler yapılarak Aile ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bazı kitapları muzur ilan etmeye başladı. Şimdi yetişkinler için yazılmış, geçenlerde Buket Uzuner'in bundan 20 yıl önce yayınlanmış olan kitabı muzur ilan edildi. Yetişkinler için yazılmış olan kitapla ilgili Anayasa Mahkemesi'nin geçmişte verdiği bir karar var. Edebi eserlerin muzur tayin edilemeyeceğini ve bunların yargılamayacağı ilgili çok önemli bir Anayasa Mahkemesi kararı var. Bu karara rağmen bugün Aile ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın muzur kurulu kimlerden oluştuğunu bilmiyoruz. Uzmanlar mıdır, değiller midir? Onların incelemeleri sonucunda bazı kitaplar, dünyada bestseller olmuş Asi Kızlar kitabı Türkiye'de muzur ilan edildi. Yapı Kredi Yayınları'nın yayınladığı kitaplar, çocuk kitapları muzur ilan edildi. Şimdi bütün bunlara bakıldığında aslında bunların münferit gelişmeler gibi kalmasını bekliyoruz elbette ama hani bunlar da dünyadaki bütün bu yayınlama özgürlüğü meselesi açısından bakıldığında sadece kendi ülkemizde değil başka ülkelerde de ağır şeyler yaşanıyor. Mesela bu yıl Uluslararası Yayıncılar Birliği'nin Prix Voltaire ödülü Vietnamlı bir yayıncıya gitti. Vietnam'daki bir yayıncının da yayınladıklarını okurlara ulaştırma ile ilgili ve yargılanma riskine karşılık okurlarına ulaştırma ile ilgili çabaları var. Bu çabalar benzer şekilde başka ülkelerde de var. Mesela Mısır'da Lütfi adlı bir yazar arkadaşımız 2,5-3 yıldır hapiste. Suudi Arabistan'da gene önemli bir internetten yayın yapan bir arkadaş, yayıncı arkadaş 5 yıldır hapiste. Çin'de benzer şekilde şeyler var. Yani bu yayınlama özgürlüğü meselesiyle ilgili dünyanın 19. yüzyılın sonlarında ve 20. yüzyılın başlarında kalması gereken o eski baskıcı rejimlerin ortaya attığı tehlikeli engelleme meselelerinden artık dünyanın vazgeçmesi gerekiyor. Çünkü şiddet içermiyorsa bir metin, her türlü metnin okura ulaşması, çoğaltılması, dağıtılması, yayılması insan hakları evrensel bildirgesine göre de ve bizim kanunlarımıza göre de serbest. Onun için de buralarda artık böyle yargılanma ya da yasaklama meselelerinin tarihe karışması gerekiyor. Evet. Peki son 5 dakikamız kaldı. Yeni mecradan da söz edelim azıcık. Kitapların böylesi notebooklara girişiyle ilgili. Türkiye'de bunlar bir Alman firması yani geliyor değil mi? Amazon'dan geliyor. Ve bir anda içine 30 bin kitap falan da sığabiliyor. Bizim gibi eski tüfekler daha buna alışamadık. Ki burada en fazla 2-3 tane kitap var. Saramago'nun kitabına başlıyorum sonra şeye geçiyorum oradan kağıt baskıya geçip sonra tekrar buna dönüyorum. Senin bu konudaki kişisel deneyimin nasıl? Mesela şimdi burada senin yayınlarından çıkan literatürden Mahmut Bakan'ın efsane kitabı, bunu da buraya getirelim, gösterelim. Bizim köy. Şimdi bu kitaba bakarken böyle dokunuyorum, mürekkep alıyorum. Burada ise hiçbir şey görmüyorum tabii ki. Sadece yani gözü yormayan, bu bilgisayar gibi değil bunlar. Mat ışıkla rahat okunabiliyor. Tabii bunun bir avantajı var. Özellikle uzun karayolu yolculuklarında ve uçak yolculuklarında ışıkları söndürdüklerinde bunun ışığıyla gayet rahat okuyabiliyor. Senin kişisel deneyimin nasıl bu yeni teknolojiyle, okuma teknolojisiyle? Nazım abi, 2009'lardan itibaren bu dijital dünyanın bir fırtınası esti dünyada. Ve dediler ki bize mesela uluslararası toplantılarda ya 2013'ten itibaren bir daha basılı kitap göremeyeceksiniz.
Bunu söyleyenler tabii dijital dünyanın büyük devleriydi. Yani Amazonlar, işte Samsunglar, Apple'lar, Google'lar, anlatabiliyor muyum? Çok büyük şirketlerin lobi faaliyetleri de çok büyük oluyor ve çok etkileyici oluyor. Algıları başka. Ama kitap ortaya çıktığından beri aslında bir nesne olarak basılı kitap. 300 küsur yıllık bir tarihi var. Hatta 400 yıla gelmiş bir tarihi var ve kopmamış şeyi. Okuma eylemi de dinleme eylemiyle izleme eyleminden farklı bir eylem. Yani akan bir metin içerisinde okuduğunuzda ben şeye çok önem veriyorum. Acaba biz mi yanılıyoruz diye okuyucu deneyimlerini hep soruyorum. Dijital hizmet sağlayan, dijital kitap satan, dijital kitap okuyanlara soruyorum. Kaç dakika okuyabiliyorsun? Ne kadar süre okuyabiliyorsun? Yani şimdi kendi deneyimlerimizde bizi basılı kitabı elimize aldığımızda bizim dikkatimizi bir şey dağıtmıyorsa uzun bir dönem okuyabiliyoruz onu, kopmadan okuyabiliyoruz. Buradaki dijital kitapların okunması süresine baktığımızda o akan metinler şeklinde olmadığı için beklenen şekilde çok yaygınlaşamadı ve gelişemedi. Belki de bu gelişememesinin altında başka nedenler var mıdır bilmiyorum ama benim 2 yıl önce, 3 yıl önce Amerikan Psikologlar Derneği'nin bir makalesini okumuştum. O makale aslında belki de niye bu işin bu kadar hızlı gelişemediğini bize söylüyor. Yani belki de bizim nesilde mi sorun var diye soruyoruz. Yani demin siz de söylediniz, Mahmut Makal'ın kitabını açıp okumak başka bir şey, dijitalde okumak başka bir şey ama Amerikan Psikologlar Derneği'nin yaptığı araştırmada beynimiz bir kitabı okurken, basılı bir kitabı okurken, kağıttan basılı kitabı okurken sayfayı değiştirdiğimizde, öbür sayfaya geçtiğimizde başka bir dünyaya geçtiğini şeklinde bir algıya neden oluyormuş ve bu onun hayal gücünü ve de geliştiriyor. Yani o sayfaya geçtiğinizde birdenbire yazarın etkili anlatım gücüyle beraber siz edebiyat eseri ise bir dünya yaratıyorsunuz kendinize ve onun yarattığı efektin dijital kitaplarda, e-kitaplarda olmadığını söylüyorlar. Şimdi bu aslında bir şeyi açıklıyor bize. Ondan sonra da dijital kitap üreten arkadaşlarımızın bir kısmı farkındaysanız bazen mesela sayfa çevirmeli kitaplar da ürettiler. Ben bunun bizim nesil açısından bakıldığında bizim kendi deneyimlerimize e-kitap meselesine çok böyle sıcak yaklaşamasına rağmen nesil burada yayıncılarımız yatırımlar yapmaya başladı ve kitapları sunmaya başladı. Ama sesli kitap başka bir yere geldi. Sesli kitap daha fazla sanki dinleniyormuş gibi yolda izde dinleniyormuşuz hale geldi. Onun daha fazla gelişme şansının olacağını düşünüyorum. Evet. Peki yayınımıza katıldın. Çok keyifli. Ben eğer ki bu programa yapıcısı değil de izleyicisi olsaydım da yerimden kalkmadan izlerdim. Çünkü kitapla haşır neşir olanların için ufuk açıcı bir toplantının işaretini verdin. Son dakikamız içindeyiz. Çağrını bir daha tekrarlar mısın lütfen? Bu 9. yayıncılık kurultayını nasıl izlenecek? İşte bunu izlemek isteyenler nereden giriş yapacaklar? Kurultayımızı izlemek isteyeniz arkadaşlarımız Türkiye Yayıncılar Birliği'nin web sitesinden de öğrenebilirler ama bir webinardır. Webinara katılma adresleri Yayıncılar Birliği'nin sitelerinde var. Aynı zamanda webinara Zoom'a katılamayacak olan arkadaşlarımız varsa YouTube'dan veya Facebook'tan bizim sayfalarımızı beğenirlerse sabah saat 10'da başlayacak olan toplantılarımızı oradan da izleyebilirler. 2 gün boyunca da hem webinardan hem YouTube'dan hem Facebook'tan da bütün bu programı izleyebilirler. Bana bu fırsatı verdiğiniz için Nazım abi çok teşekkür ediyorum. Umarım dinleyicilerimizi de sıkmamışızdır. Kitapla kalın, sağlıkla kalın diyelim. Hoşça kalın. Peki, çok çok teşekkür ediyoruz sevgili ben izleyiciler. Teşekkür ederim abi. Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Kenan Kocatürk bugün konuğumuzdu. Perşembe günü başlayıp Cuma günü de devam edecek olan 9. Yayıncılık Kurultayı ile ilgili olarak olağanüstü bilgiler verdi ve herkes bunu izleyebilir dedi. Adresleri de Yayıncılar Birliği'nin sitesinden bulabilirsiniz. Bütün sosyal medya ortamlarından bu sempozyumu takip etme imkanınız var diyelim ve
Ben ve yayında emeğe geçen arkadaşlarımla birlikte sizlere iyi bir gün diliyoruz. Yarın sabah saat 7'de karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın.